Herkese selam, herkese merhaba. Ben Oktay, Agrolim'in kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir oyuncu kariyerine başlıyoruz. Fakat oyuncu kariyerinde Süper Lig'den hangi takımla başlayacağımızı henüz bilmiyoruz. Bu yüzden ben de bir çark hazırladım. Bu çarkta şimdi hangi takımda kariyerimize başlayacağımızı belirleyeceğiz. Hakkımızda hayırlısı olsun. Hadi bakalım, bismillah. Ve kim geliyor? İstanbulspor geldi. İstanbulspor'da kariyerimize başlayacağız. İnşallah yüksek yerlere doğru, daha iyi takımlara doğru kariyerimiz tırmanışa geçer. Yeni bir macera başlıyor. Desteklerinizi esirgemeyin. 9 numaralı formamızla kariyerimize başlıyoruz. Karşılaşmaya 79. dakikada giriyoruz. İlk maçımız, inşallah güzel bir performans sergileriz. Galibiyette başrol oynarız. Hakkımız hayırlısı olsun. Oktay Demirci İstanbulspor formasıyla kariyerinin ilk karşılaşmasına çıkıyor. Kaleye baktık. Şutu çektik, top sekti, önünde kaldı. Eze kaleye baktı, vurdu kaleci. Kaba sakal. Pasımı istedim, aldım. Sağ ayak, sol ayak, gol gol gol. Dakika 86, ilk karşılaşmada golümüzü atıyoruz. Çok güzel bir başlangıç. Oktay Demirci İstanbulspor kariyerindeki ilk karşılaşmasında golle tanışıyor. Sağ ayağıyla vursun istedim, sol ayağıyla vurdu. Olsun, top ağlara göndermeyi bildik. 1-0 öndeyiz. Şimdi istedim, kaleye baktım, şutu gömdüm, top dışarıda. Çok kötü vurdu. Aman dikkat, aman dikkat. Rakibin kalecisi bile dışarıda. Ve harika bir kurtarışta karşılaşma sona eriyor. Oktay Demirci'nin attığı golle İstanbulspor karşılaşmadan 1-0 galip ayrılıyor. İlk karşılaşmasında golle tanıştı. Maçın sadece sonun dakikalık bölümünde forma giyme şansı buldu. Ona rağmen güzel bir performans. Burada ise 8 gösteriyor. 8 puanla maçın adımı seçilmişiz. 6 skill puanımız var. Şimdi şutlara ben yönelmek istiyorum. Şutlarımız güçlü olsun, gerisi bence çok önemli değil. Yani önemli de değil. Buraya 4 puan. Şöyle 4 puan verelim buraya. 2 puanımız daha var. 2 puanı da, bir dakika, şöyle yaparsak aynen böyle güzeldir. Zamanla buraları düzenleriz zaten. 3 skill puanı daha geldi. Onları da verelim istiyorum ama nereden vereceğiz? Uzaktan şutlara verelim. 1 puan da arttı. Onu da voleylere verelim. Bir sonraki karşılaşmaya geçiyoruz. Dakika 59, bu sefer hoca bizi daha erken oyun alıyor. Topu istedik. Orta geldi. Bir kafa top. Oo, korner. Korneri çeliyorlar neredeyse. Ve oo, güzel şut. Pasımızı oynadık. Dakika 90. Bir pas daha. Hay Allah'ım, aldık bu topu. İstedim. Offside yok. Yap ortayı. Vur kafayı. Ve karşılaşma sona eriyor. 0-0. İkinci karşılaşma maalesef bizim açımızdan güzel geçmedi. İstediğimiz futbolu sahaya yansıtamadık. 6.9'da oynadık. Şutları gömdük aslında. Verebileceğimiz kadar verdik. Burası var. Bir de galiba buraya verebiliyoruz. Tamam, 3 puanımız gitti. Teşekkür ederim Travis. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Gelin beraber yapalım ya şu yayını. Beraber yönlendirelim. Karşılaşmaya başlıyoruz. İnşallah bize bırakırlar. Hayır. Kaleye şut şimdi geldi. Çok güzel bir gol. Müthiş bir gol geliyor. Çok güzel bir gol attı. 2-0 öndeyiz. Çok güzel vurdu. Gerçekten çok güzel vurdu Etemi. Belki top kaleciden seker diye ben oraya doğru yöneldim ama bana gerek kalmadı. Harika bir gol attı. Genç bir oyuncuyuz. Daha yolun başındayız ve gol. Çok çalışmamız lazım. Of, çizgiden son anda harika bir kurtarış, müthiş bir pozisyondu. İstediğim topu aldım şimdi. Kaleye baktım, pasımı oynadım, vurana işte bu. Müthiş bir gol. 88. dakikada 3-1'i buluyoruz. Çok güzel bir asist. Topu istedim. Güzel bir pas. Vur Eze, vur. Vur Allah Allah be. En az 6.5 oynamamız lazım ve karşılaşmayı 6.6 ile bitiriyoruz. 3-1 galip ayrılıyoruz. Bir asistimiz var. Güzel bir galibiyet. Yolumuza devam ediyoruz. Evet, ilk 11'e girdik. Çok güzel. İlk 11'e girdik abi. Bundan sonraki karşılaşmalarda büyük bir salaklık etmediğimiz sürece ilk 11'de olacağız. 3 skill puanı daha geldi arkadaşlar. Hemen onları da verelim. Hemen yorulmayalım o yüzden. Ciğerlerimize verdik. Süper Lig'deki ilk karşılaşmamıza çıkıyoruz böylelikle. Güzel animasyonlar var. Millet diyor.
Oo, ilk 11 hazır. Oturabilirsiniz, devam. Şimdi ilk 11'de olduğumuzu göreceğiz. Bakalım ne tepki vereceğiz. Ve işte ilk 11'deyiz. Bu mutluluk bize yeter. Çok güzel. İstanbulspor'la kariyerimizdeki ilk Süper Lig karşılaşmasına çıkıyoruz. İlk resmi karşılaşma, hakkımızda hayırlısı olsun. Şimdi topu oynadık. Etemi. Pas güzel. Eze. Topu istedim. Bıraktı bana. Şut gelir mi? Şut. Top dışarıda. Korner mi yoksa benden mi çıktı? Korner. İlk şut. İlk pozisyon bize denk geldi. Maalesef golle tanışamadık. Şimdi topu istedim. Orta güzel. Şut. Müthiş bir şut geldi. Top dışarıda. Gol olsa kariyerinin ilk resmi golünü efsane bir şekilde atmış olacaktı Oktay Demirci. Pas güzel, pozisyon güzel, korner. Güzel pozisyon, güzel pozisyon. Eze vuruyor, kaleci Bofin, korneri kullanacağız. Güzel, güzel. Çok güzel. Orta yapacağım inşallah. İsabetli gider ve müthiş bir gol. Harika bir asist geliyor Oktay Demirci'den. Gol Eze. Sol ayağıyla, zayıf ayağıyla güzel bir orta yaptı. Eze de topu boş ağlara gönderdi. Antalyaspor karşısında 1-0 öndeyiz. Freddy, evet. Endao, eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Topu sakladım. Pasımı oynadım şimdi. Topu istedim. Offside yok. Vur! Topu ağlarda mı? Hayır, offside. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin ya. Süper Lig'deki ilk golümüz offside'a takıldı maalesef. Topu istemiyorum. Israrla istemiyorum. Şimdi istedim. Aldık. Vur ve top ağlarda gol. İşte bu. Süper Lig'deki ilk golümüzü atıyoruz. Çok güzel başladık. Bir gol bir asistle devam ediyoruz. Çok güzel başladık gerçekten. Çok güzel bir şut. Jensen güzel çıkardı. Şimdi top bizde. Sakin. Çok güzel pas. Eze oynadı. Eze beni gör. Eze beni gördü. Orta yapacağım. Birisine gelsin. Vur kafayı topağlarda. İşte bu. İkinci asistimizi yapıyoruz. Çok güzel başladık. Çok güzel başladık. Bir gol iki asistle oynuyoruz. Endao pasını oynadı. Şoya. Luyendama vurdu. Kaleci Jensen. Çok güzel pas. Luis Adriano vurdu topağlarda. Skor 3-1. Çok etkili geldiler bir anda. Özellikle 22 numaranın pası çok etkiliydi. Çok da pozisyonumu terk etmek istemiyorum. Şoya vurdu. Kaleci Jensen. Korner. Pasımızı oynadık. İbrahim Yılmaz pasını oynuyor. Offside olmasın. Etemi. Etemi geriye bırak. Şimdi Oktay Demirci sağ ayağıyla bir şut, top dışarıda. Nasıl girmedi o ya? Giderken giriyor gibiydi ama top dışarıya doğru fals almış. O yüzden maalesef ikinci golümüzü atamadık. Ama iyi oynuyoruz. 9.3 bence yani gayet güzel. Ve karşılaşma sona eriyor artık. Bitirsen hoca, bitir, gözünü seveyim, bitir. İnmesin fark. Oo. Ve karşılaşma, evet, şimdi sona eriyor. 3-1 galip ayrılıyoruz. 1 gol 2 asistle oynuyoruz. Güzel bir karşılaşma çıkardık. Muhtemelen de maçın adını seçiliyoruz. İşte ilk resmi karşılaşmada güzel performans göstermenin mutluluğu bunlar. 9.3, 94 dakika sahada kaldık. 16 kilometre koşmuşuz. 2 asist, 1 gol. Güzel. Ratingimiz 72. Gayet güzel. 18 yaşındayız ama ratingimiz 72. Bence gayet güzel. Potansiyelimiz var diye gözüküyor. İnşallah böyle çok iyi bir oyuncu olabiliriz. Çok büyük takımlarda oynayabiliriz. Bu arada ligde şu anda 4. sıradayız. Zaten bir karşılaşma oynadık. Şu an ama ligde kim birinciymiş onu merak ettim. Fenerbahçe birinci. Lidere karşı oynayacağız. Kadıköy deplasmanına gidiyoruz. Bu maçı alacağız. Başka yolu yok. Oktay Demirci hayran olduğu kulübün stadına giriş yapıyor. Ama rakip takımın formasıyla bir gün inşallah nasip olursa Fenerbahçe formasıyla da buraya çıkabiliriz. Belki de çok daha iyi kulüplerde oynayabiliriz. Belli olmaz. Hayırlısı olsun aklımızda. Hadi bakalım. Hadi Eze, gör beni Eze. Offside. Offside yok. Hayır yok. Oktay.
Şutu gömüyor. Maalesef çok kötü vurdu. Sağ alt köşeye vurmak istedim. Çok kötü vurdu. Müthiş bir pozisyondu. Değerlendiremedik. Topu tekrar istedim. Orta geldi. Bir kafa. Bir korner daha. İstedim şimdi. Aldım. Vur 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 işte bu. Fenerbahçeliyiz ama yani profesyoneliz sonuçta. Bu golü atmak zorundaydık. Kariyerimizdeki ikinci resmi gol. Kadıköy'de atıyoruz golü. Öyle hayvan gibi sevinmeye de iyiydi ama neyse artık. Çok güzel girdik araya. Kaleci Jensen. Uf, kaleci Jensen güzel çıkardı. Evet. Bayağı tehlikeliydi pozisyon. Eze ile paslaşıyoruz. Müthiş bir pas. Oyna bana. Vur. Ve top ağlarda gol. 2-0. Yani tam da bizim böyle golleri sıralayacağımız tuttu. Fenerbahçeli bir futbolcu ama Fenerbahçe'ye bir maçta 2 gol birden atıyor ve henüz ilk yarı. İnşallah gelir. İnşallah. Güzel bir gol. 2-0 öndeyiz. Pasını oynadı. Bir dakika. Sakin, sakin. Bana neden oynuyorsun? Ben müsait değildim. Roka vurdu. Kaleci Altay Bayındır. Gerçek hayatta tutamaz. Oyunda tutuyor. İlginç. Sağ oynayacağım. Çok güzel. Göm şutu gitsin. Göm. Kaleci Altay. Şimdi ayak dışıyla bir şut denemesi. Top kaleci Altay'ın üzerine gitti. Bunları bol bol deneyeceğiz. Offside olması lazım. Offside yok. Temiz devam. Ha, pardon lan. Biz de sandım bir an. Şut geliyor kaleci Jensen. Kornere çeldi. Şimdi korneri kullandı Fenerbahçe. Etkili bir pozisyon ve top ağlarda. João Pedro atıyor. Skor 2-1 oldu. Geri oynarsan. Sol ayak. Pardon, sağ ayak. Sağımı solumu da karıştırıyorum artık. Üçüncü golü buluyorduk neredeyse, maalesef olmadı. Oyna. Offside yok. Sen de bana oyna. Ve hat-trick geliyor. Maalesef hat-trick yapıyoruz. Ya bir Fenerbahçeli oyuncu olarak Fenerbahçe'ye karşı hat-trick yapıyoruz. Arda'nın istediği oldu. Arda hat-trick istiyordu. Hat-trick geldi. Kariyerimizin ilk hat-trickini Fenerbahçe'ye karşı yapmış bulunduk böylelikle. Altay Bayındır. Maalesef topu savunamadı orada. Yani bizim açımızdan tabii ki de maalesef değil. İnşallah gerçek hayatta yapmaz böyle hataları. Kaleye baktım. Ayağımın dışıyla güzel bir şut. Kalecinin üzerine gitti. Bunları dediğim gibi bol bol deneyeceğiz. Elbet bir tanesi gol olacak. Çok güzel pozisyon. Şimdi Emre Mor. Crespo oynarsa büyük tehlike. Crespo oynadı. Crespo vurdu Jensen. Ve karşılaşma artık sona eriyor. Hat-trick yaptığımız karşılaşmadan 3-1 galip ayrılıyoruz. Güzel bir galibiyet aldık. Bu maçın anısına topu evimize götürüyoruz. 8.7 ile oynadık. 3 gol. Gayet güzel bir performans. Hoca bunları gör.